kremacıdan çalıyorlar, gizli zam yapıyorlar. Kimileri farkında, kimileri dikkat etmiyor. Peynir, yoğurt, zeytin, yağ, çay, şampuan. Gramajı düşürüp gizli zam yapıyorlar. Atıyorum bisküvit. Adet aynı ama gramajı eksik incelmiş. 100 gramsa 90 grama düşmüş. Ama fiyat aynı. Uyarıyı Tüketici Dernekleri Federasyonu yaptı. Sıklıkla tüketilen gıdalarda gramaj oyunu yeniden başladı. İddiaya göre kurun dalgalandığı sıralarda fiyat arttıran bazı üreticiler sonraki süreçte gramajı düşürme yoluna gitti. Bunların gramajları, gramaj hileleri maalesef imalatta başlıyor. Peynirlerde de, kaşarlarda ve benzeri peynir gruplarında var. Şekerden pirince, salçadan yağ, birçok ambalajlı üründe manzara aynı. Etiketteki fiyatlar sabit kalıyor ancak gramajın belirtildiği o küçük yazılar sürekli aşağıya doğru düşüyor. İşte bir şampuan markası. Eskiden 650 mililitre olan ürün peyderpey 550 mililitreye düştü. Ancak ürün %20 azalmasına rağmen fiyatı aynı kaldı. Şampuanlarda 650 mililitre sonra 600 mililitre düştü, 550'ye düştü. Ama fiyatlara baktığı zaman tüketici 650 mililitredeki fiyat neyse bugün 500 mililitreye düştüğünde yine aynı fiyat. Sadece üreticiler değil, iddiaya göre benzer oyunu kendi ürünlerini ambalajlı satan bazı market zincirleri de yapıyor. Bazı marketlerin paketlediği ürünlerde 1 kilo yani 1000 gram yazıyor ise 990 gram geliyor. En son taze kaşarda farkına varmıştım. Çok az gramajı düşürüyorlar. Ama yani senin hesaplaman lazım, hani bir şekilde aslında gramaj düşüyor, fiyat da düşüyor ama tam olarak düşmüyor fiyat. Çoğu tüketici küçük puntolarla yazılmış gramajlara pek dikkat etmiyor. Aslında çok dikkat etmiyoruz yani bunlar. Burada biraz hani kandırılıyoruz gibi bir şey oluyor yani o zaman. Öyle bir şey varsa tabii. Haliyle fiyatın artmadığını düşünerek gizli zam yapıldığının farkına varamıyorlar. Gramajlara baktığımız zaman, bir öncekiyle şimdikini karşılaştırdığımız zaman tabii ki varıyorsunuz. Ama genelde varılmıyor. Buradaki gizli zamın önüne geçmenin tek nedeni etkin ve etkili denetimler ve de standartların oluşması.